Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda benzerlik konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 2'nin çözümünü yapacağız. TYT tarzında testimiz. Hadi bakalım çözüme başlayalım. ABC benzerdir DC demiş. Hemen ne yapıyoruz? Açıları yazıyoruz. Hocam A açısı ile D açısı eşit. Hocam ABC'deki üçgenler belli zaten. Şu üçgenle alttaki üçgen olduğu belli zaten. ABC'deki A açısıyla hocam şuradaki A açısıyla öbüründeki D açısı birbirine eşit. Sonra B açısı ile E açısı birbirine eşit. B açısı ile E açısı birbirine eşit. C açıları da birbirine eşit. Bu üçgende C açısı bu üçgende de C açısı bu. Ne yapacağız arkadaşlar? Açıları yazdıktan sonra aynı açının karşısında oranlayacağız. Mesela buradan başlayalım. Çift çizginin karşısı x bölü çift çizginin karşısı 5 eşittir. Hocam burada ne var? Noktanın karşısı var. 6 bölü noktanın karşısı kaç burada? 10 diyeceğiz. 2 katı 2 katı yani ikisi de buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Evet birinci soru akçay olduğu geldik 2'ye. 90'lar havada uçuşuyor ama 12 20 ne üçgeni 12 16 20 üçgeninden bir buraya 16 yazalım. Ne olur ne olmaz. 90'lar havada uçuşuyor. Alfa, beta, alfa, beta'ya daldık. Hocam bu üçgenle bu üçgen ne oldu? Benzer oldu. B bölü E'de isteniyor bizden. B bölü E'de. E 90'ın karşısı 12 iken 90'ın karşısı 20 değil mi? Evet. 12 bölü 20 ne eşit olacak? Alfanın karşısı bu bölü alfanın karşısı bu. E o zaman alfanın karşısını bulabiliriz biz. Alfanın karşısı BE bölü Alfanın karşısı 12 diyeceğiz arkadaşlar. Şu şeye bölelim. 2'ye bölelim. 2'ye bölelim. 6'ya kaç çıktı? 10 çıktı. Virgüllü değil. O zaman burada bir daha 2'ye bölelim. Bir daha 2'ye bölelim. 3'e 5 çıktı. O zaman 36 bölü 5 mi çıktı? Evet. B uzunluğunu 36 bölü 5 bulduk arkadaşlar. Arkadaşım şurası 36 bölü 5 mi? Evet 36 bölü 5. Burası ne? 16 eksi 36 bölü 5. 16 eksi 36 bölü 5. 16 ile 5 çarptığın zaman 80. 80'den 36 çıkınca kaç? 44 mü? Evet 44 bölü 5 çıktı. O zaman bizden ne isteniyor? B bölü E'de. Yani 36 bölü 5 bölü 44 bölü 5. Bölü 5'ler gitti. 36 bölü 44 geldi. 4'e bölsen 9. 4'e bölsen 11. Yani cevabımız böylelikle 9 bölü 11 çıktı. İkinci soruda cevabımız Balıkesir oldu. Geldik 3'e. Hocam paralel doğrular verilmiş. Hemen paralel doğruların üstünden şöyle bir geçelim ki sıkıntı olmasın. Bakın sayılara baktığımız zaman şurada hemen bir kelebek benzerliğini görüyoruz arkadaşlar. Kelebek benzerliğindeki oran kaç? 6 bölü 8. 6 bölü 8 dediğimiz nedir arkadaşlar? 3 bölü 4'tür. O zaman burası 3K iken burası nedir? 4K diyeceğiz arkadaşlar. Evet dedik. Şimdi 9 ve X'e baktığımız zaman ne görüyoruz arkadaşlar? Hop şöyle bir temel orantı var. 9 bölü 9 artı X neye eşittir? 3K bölü 4K'ya. O zaman içler dışlar yapacak olursak buradan 27 artı 3x eşittir 36 geldi. O zaman 3x eşittir 9 geldi. X de buradan kaç geldi? 3 geldi. O zaman üçüncü soru böylelikle Cihan oldu arkadaşlar. Geldik dörde. Şekil 1'de ekranın eni 80 boyu 120 santimetre olan dikdörtgen biçimdeki televizyon da tam ekran durumundaki görsel yer almaktadır. Evet şu. Şekil 2'de görselin köşegeni Ekranın köşegeni üzerinde kalacak biçimde eni ve boyu orantılı olarak küçültülüyor. Tamam. Şurası 10 santim küçültülmüş. Burası da A santim küçültülmüş. Orantılı olarak küçültüldüğü için bu dikdörtgenle bu dikdörtgen benzer değil midir arkadaşlar? Evet. E o zaman burası ne olacak arkadaşlar? Sen buradan 10 santim 10 santim küçülttüğün zaman buraya 60 kaldı. Buradan da A santim A santim küçülttüğün zaman burası da 120 olduğundan dolayı. Burası 120-2A mı oldu? Orantılı bir şekilde küçülttüğü için kısa kenarlar oranı ne olacaktır? Uzun kenarlar oranında eşit olacaktır. E o zaman burada 60 bölü ne diyeceğiz? 60 bölü 80 eşittir. 120 eksi 2A bölü 120. 120 eksi 2A bölü 120'ye eşittir arkadaşlar. E burada şunları sadeleştirdiğin zaman 3 bölü 4 geliyor. İşler hatta 4 ile de 120 sadeleşsin. 30 geldi buradan. 90 eşittir 120 eksi 2A olduğundan dolayı. 2A buradan 30 geldi. A'yı da buradan kaç bulduk arkadaşlar? 15 bulduk. Evet A15 çıktı arkadaşlar. A15 çıktı. Buna göre AB kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Arkadaşlar A'yı 15 bulduk. Evet. Burası 15. Şuradaki uzunluk da 10'du. Dik üçgenden Pisagor bağıntısını artık şurayı buluruz. Yani şöyle bir dik üçgen var elimizde. Hocam burası 15. Burası da 10. 90. Hocam x'in karesi eşittir. 10'un karesi artı 15'in karesi mi yapacağız? Tabii ki hayır. Şu 5 çarpı kaç? 3. Bu 5 çarpı kaç? 2. O zaman x de 5 kök diğerlerinin kareleri toplamı şeklinde kısaca yazmıyor muyduk? 9 artı 4'ten kaç gelir arkadaşlar? 5 kök 13 diye buluruz cevabı. Evet cevabımız o zaman ne çıktı arkadaşım? Kaçı? 4. soruda C çıktı. Geldik 5'e diyeceğim ama ÖSYM köşesi telif haklarından dolayı çözemiyorum. Bunu nereden bakıyorsunuz? Şurayı yazayım. Uygulama çözümlerinden bakın arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet 5'e atlıyoruz 6'ya geldik. 6. soruda da ABC'de eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgeni görmedik hocam da karşı kenarlar bütün kenarlar birbirine eşit. Tanımını biliyoruz en azından. 7, 7, 7. Ve kenarlar nedir? Birbirine paraleldir. Ya da şuradaki kenarlar nedir? Birbirine paraleldir arkadaşlar. E şu temel orantıya bakacak olursanız temel orantıdan da bulabilirsiniz. Ya da hocam şunlar da paralel ya. Şu paralelliklere bakacak olursanız şöyle bir kelebek benzerliğinden de bulabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ama kelebek daha çok dikkatimi çekti benim. 3 bölü 4 yukarıdaki oran bak 3 bölü 4 kelebekteki oran. 7 bölü x'e eşit olmak zorunda değil mi? Evet. Buradan da 3x neye eşit oldu? 28'e eşit oldu. X de kaç geldi? 28 bölü 3 geldi arkadaşlar. O zaman 6. soru Akçay oldu. Geldik 7'ye. 2 metre uzunluğundaki hamza şekil 1'de bir duvarın önünde 3 metre uzunluğundaki zemine dik bir lamba direğinin direğinden 1 metre önde durduğunda gölgesi zemine dik olan duvarın dibine geliyor. Buraya geliyormuş. Arkadaşlar öncelikle şurayı bulalım. Burası 2 burası 3. Hocam şunun tamamını oranı şuraya x diyecek olursam. x bölü x artı 1 eşittir 2 bölü 3 değil mi? 3x eşittir 2x artı 2'den x'i kaç bulduk arkadaşlar? 2 bulduk. Evet x 2 oldu arkadaşlar burası. Çok güzel. Hatta buradaki açıdan da gidebiliriz aslında. Ee, nasıl? Hocam burası artık 45 derece oldu. Yani şu bizim ışınımız ne yapıyor arkadaşlar? 45 derecelik açı yapıyor burada. E ee, biraz öne geldiğinde 0,5 olmuş burası. Yine şeyden devam ederiz. Şu gölge boyundan devam ederiz. Arkadaşlar şöyle zemine paralel çizecek olursam. Bu e, zeminle bu ışın ne yapıyordu? 45 derecelik açı yapıyordu. O zaman burada kaç yine 45 derece mi olacak? Evet. E ee, burası 0,5 ise burası da 0,5'tir. Buraya kaç kaldı? 1,5 mu kaldı? Aynen öyle. Hocam normalde şunu şöyle uzatıp temalar altından da yapabilirsiniz ama bence gerek yok. Burada kaçta 45 derece ya. 45 derece olduğundan dolayı 45-45-90 çıktı. 1.5 buçuksa burası kaç oldu? 1.5 oldu. Hocam burası 1.5 sa önceden burası kaç metreydi? 2 metreydi. Buraya da 0.5 mi kaldı? Evet. 0.5 öne gitmiş oldu. Bize ne diyor? Hamza'nın attığı adımın uzunluğu nedir? diye soruluyor arkadaşlar bize. Kaç? 0.5 0.5 metre kaç santimetredir Arkadaşlar bu 50 santimetredir bize kaç santimetredir diye soruluyor zaten 50 santimetre oldu Evet burada temel orantı uyguladık İkiz iki kenar dik üçgen çıktı içimizi kolaylaştırmak için açıları aldım yoksa Normalde biz buraya yine bir buçuk bölü tamamı yani 3 eşittir bu bölü bundan dolayı yine sonuca ulaşabilirdik yani şurayı bir buçuk bulabilirdik arkadaşlar ama tercihimi özel açıdan yana kullandım. X kenardaki üçgenden yana daha kolay bir şekilde çıktı. Evet bu sorunun cevabı 7. sorunun cevabı kesir oldu. Geldik 8'e. E hocam birer açıları olan üçgenlere şunlara dikkat edecek olursam iki kenarları yok bir işime yaramaz. Ama hocam şu üçgene noktalı şu üçgene ve noktalı büyük üçgene dikkat edecek olursak eğer yani şurayı kırmızıyla göstereyim arkadaşlar. Hocam iki üçgende eşit iki açı var. Ortak açı da var mı? Var. Bak burası. E nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgiyse nokta karaladığım üçüncü açı da çift çizgidir burada. Üçüncü açılar birbirine eşit olmak zorunda. İki üçgen benzer oldu. Hadi sarı üçgenden başlayalım. Noktanın karşısı 6 bölü noktanın karşısı x eşittir. Sarı üçgenden başlamıştık. Çift çizginin karşısı x artı 4 bölü. Öbüründe çift çizginin karşısı 16 yaptı arkadaşlar. Buradan ne geldi? x çarpı x artı 4 eşittir. 16 çarpı 6 yani 96 geldi. 96 geldiyse arkadaşlar buradan şey yapacağız. Çarpanlar ayıracağız aslında. x kare 4 x x 96 eşit 0 ama çarpanları ayırırken de biraz böyle hissedeceğiz aslında. 96 neyle neyin çarpımı? Mesela 9 dersek 9 çarpı 13 olmadı. 8 dersek 8 çarpı 12 96 yapıyor mu? Yapıyor. O zaman x kaç oluyor arkadaşlar? Yine hissettik biraz da şıklardan faydalandık. Ee, cevabımız böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 8 çıktı. 8. sorunun cevabı balık oldu. Geldik 9'a. Hocam dikdörtgen demiş. E dikdörtgende şu karşı kenarlar paralel mi? Paralel. Hocam 12 ise bu arada karşı tarafta 12 ve burada ne çıktı arkadaşım? Bir kelebek benzerliği çıktı arkadaşlar. Değil mi? Kelebekteki oran kaça kaç? Bakacak olursak arkadaşlar 12 bölü 6. 2 bölü 1. Şuraya yoğunlaşacağız belli ki. E, 2x ise burası da yani burada aşağıdan yukarı doğru 1'e 2. X ise burası 2x mi olacak? Evet. E, hocam 6 var. 8'i kullanmamız lazım. Bakın 6, 8, 13 üçgeninden burası aynı zamanda kaç yapmalı arkadaşlar? 10 yapmalı. 3x eşittir 10 ise x de buradan ne geldi? 10 bölü 3 geldi arkadaşlar. O zaman cevabımız böylelikle edremit oldu. Geldik 10. soruya. G ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinden geçen nedir arkadaşlar? Kenar ortaydır. Bir kere şundan eşitliği gösterelim. Ağırlık merkezinden geçtiği için 1'e 2 oran vardır. Bir kere burası kaçtır arkadaşlarım? 3'tür. Sonra bizden çevre DF, GDF isteniyor. GDF. Başka 18 verilmiş bir de. AC 18. Hocam 18. E burası da 18 ise. 1'e 2 oran varsa burada da 1'e 2 oran vardır. Yani burası A iken burası 2A'dır. Toplamda 3A eşittir. 18 ise A'yı buradan 6 buluruz. Hocam burayı 6 bulduk. E burası kaldı. E burada da 1 bölü 3 oran yok mu? Yani 3 bölü 9 eşittir. Şuraya n diyeyim. n bölü 15'ten dolayı arkadaşlar 3 katı 3 katı n'i buradan kaç bulduk? 5 bulduk. n de buradan 5 geldi. Çevre df isteniyor. Çevre df ne olacaktır arkadaşlar? 3, 5 ve 6'nın toplamı. 3, 5 ve 6'nın toplamı kaç yapıyor? 14 yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla kaçıncı soru arkadaşlar bu? Son soru yani 10. sorunun cevabı da böylelikle. Edremit oldu ve test 2' de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman diyoruz? Bir sonraki videoda test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.